Alaska, güzel, vahşi ve tehlikeli. Dört grup modern hayatı arkalarında bırakıp, 3 ay boyunca bu vahşi ormanda, zorlu doğa şartlarında hayatta kalmaya çalışacak. Soğuk, acımasız kış gelmek üzere. Tam 1 ay sonra, güneş öğleden sonraları batmaya başlayacak ve bazıları için duvarlar artık örülmek üzere. 22'liyi getir. Gruplardan birinin her şeyi var ama macera için bu riski göze alıyorlar. Aman Tanrım! Hepsi hayatta kalmayı öğrenmek zorunda. Bu bir intihar görevi. Hadi, 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 hadi! Son sınır. Greg! Hawkins buzulunun yükseklerinde, kurtlar Greg ve Bernice'in küçük kulübesinin etrafında dolaşıyor. Bir tanesi kulübenin 30 metre yakınına geldi. Hayatta kalma konusunda uzman olan Paul'un uyarılarına rağmen zamanlarının çoğunu kulübede geçiriyorlar. Kapalı mekanın sıkıntı yarattığı gerçek. Ne kadar çok dışarı çıkıp bir şeylerle uğraşırsanız ruh sağlığınızı o kadar korursunuz. 19 metrekarelik köhne kulübenin içinde tıkılı kalınca bir şey yapamadıkları için sıkılmaya başlıyorlar. Bunlar sanki beni istemiyor. Ben de onları pişireceğim ve postacıyı bekleyeceğim. Doğada yaşamak için mi yaratılmışım bilmiyorum. Botlarımın içi yanıyor. Parmaklarım içine girdiğinde çok sıkışabilir. İşte sabahları botlarımızı bu şekilde giyiyoruz. Gördüğünüz gibi işte böyle. Evet, giydim bile. Harika oldu değil mi? Yapabilir miyim bilmiyorum. ...32 kilometre doğudaysa farklı bir hikaye var. Hadi! Tim, Alan ve Jasmine'in 3 ay boyunca kendilerine yetecek kadar yiyecekleri, suları ve yakacak odunları var. Jess, iyi misin? Sadece şakaydı. Yoğun çalışmalarının karşılığını almışlardı. Alaska'da karşılarına çıkabilecek her türlü zorlukla başa çıkabileceklerinden emindiler. Kendilerine o kadar güveniyorlardı ki bir maceraya atılmaya karar verdiler. Zorlu doğa şartlarına ve değişken havaya rağmen Hawkins buzuluna gidip Greg ve Bernice'i ziyaret etmeye karar verdiler. Harita üzerinde yaklaşık 30-40 mil görünüyor ama buna nehirlerin, ormanların etrafından dolaşmak dahil değil. Kendi kulübelerinin yerini gösteren haritada Pearson'ların yeri de işaretli. Bu hafta içinde hava birden değişebilir. Havanın durumu çok önemli. Eğer 8 günlük bir geziden bahsediyorsak bu durumda hava şartları ne olursa olsun durumu kabullenmek zorundayız. Masal gibi bir şey. Hawkins bizim için son macera. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Daha önce kimse böyle bir şey yapmadı. Yanlarına kendilerine 8 gün yetecek kadar yiyecek alan 3 arkadaş artık hazırlar. Çantalarının ağırlığı yaklaşık 45 kilo. Vücut ağırlığımın neredeyse %60. Ve 64 kilometre boyunca kar ve buzların, donmuş nehirlerin üzerinden, dağların etrafından ve yüksekliği 1000 metreye varan buzulların tepesinden geçmek zorundalar. Alaska kesinlikle uçların yaşandığı bir yer ve tabii bir de Alaska faktörü denen bir şey var. Burada her şey düşündüğünüzden daha büyük, daha uzun ve daha zorlu. O kadar da ağır gelmedi. Hadi bakalım. Eksik malzemeyle çıkmayın. Hazırlanmadan çıkmayın. Gerçek şu ki asla başaramazsınız. Aslında bizim asıl amacımız biraz eğlenmek. Hawkins. Ama bu 3 arkadaş çok geçmeden yaptıkları bu yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiler. 55. yol sanırım bu taraf. Yani 55'e geldiğimizde ormanda mı kamp yapacağız? Bu çok tehlikeli olabilir. Çok gerildim. İnanın bu durum beni çok korkutmaya başladı. Alaska'nın güneyine kış geldi bile. Şimdiye kadar 4 grup da belirli başarılar elde etti. Ama bu arada dondurucu soğuklar ve değişken hava şartlarıyla başa çıkmak zorunda kaldılar. Aşağı tarafta Icy Körfezi'nin kıyılarında Jeff ve Elizabeth umutsuz bir durumda. İyi misin? Doğrusu ucu ucuna yaşıyoruz. Çoğu zaman karnımız aç oluyor. Birkaç tane somon balığı yakaladık. Sadece balık yedik. Hatta öyle yavaş yedik ki bize birkaç hafta yetti.
Çıplak elle balık yakaladılar. Yengeç yakalamak istediler. Geyiklere sessizce yaklaştılar ama birkaç balık ve deniz tarağından başka bir şey yakalayamadılar. Yaşamımız okyanustan gelecek her türlü ete bağlı olduğundan bu noktada planımız okyanusa ulaşmak. Bunun en azından 4 saatlik bir yürüyüş olduğunu da farkındayız. Kar yağmıyor. Bu yüzden yanımıza bir gecelik yiyecek ve eşya almayı düşünüyoruz. Evet, yola çıkıp Alaska Körfezi'ne kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu arada sahile gidip biraz deniz tarağı yakalarız. Yanımıza balık oltalarımızı ve makaralarımızı da alacağız. Belki birkaç balık tutmayı başarabiliriz. Dört grup içinde onların durumu en kötüsü. Öncelikle her ikisi de şimdiden 7'şer kilo verdiler. Alaska Körfezi biz geliyoruz. Çok doğru. Rüzgarı arkamıza almalıyız. Evet. Çok güzel. Umarım hep böyle olur. Ayıların ülkesinde yiyecek arama çalışmalarına başladılar. Şu buzullara bak. Sanırım yolculuk sırasında kar yağacak. Alaska'nın hiçbir yerinde hava Icy Körfezi'ndeki kadar çok değişken değildir. Sanki birden kış bastırdı. Geçişler çok ani oluyor. Burası bölgenin en yağışlı kesimi. Fırtınalar hiç belirti bile göstermeden bir anda geliyor. Yürüyüş sırasında kar yağmamasını umut ediyordum ama karın avantajlarından biri de karda ayıların izini takip edebilmemiz ve yürüyüş sırasında çevrede olanları anlayabilmemiz. Buralarda bir yerde ayılar olabilir. Geçen haftaya kadar hava bu kadar soğuk değildi. Bu yüzden ayılar kış uykusuna yatmamıştı. Uzun uykularına dalmadan önce son bir kez bir şeyler yemek için dolanıyor olmalılar. Doğrusu ayılarla karşılaşıp onlarla boğuşmak istemeyiz. Chitna Vadisi'nde ise Tim, Alan ve Jasmine yürüyüşlerinin ikinci günündeler. Ve Hawkins buzuluna 16 kilometre uzaktalar. Bu arada ne kadar savunmasız durumda olduklarını hatırlatan bir durumla karşılaşırlar. Aa, aman tanrım, şu ayı izlerine bakın. Hey, bu izler daha çok yeni. Bu inanılmaz. Ne kadar büyük baksanıza. Bunlar şimdiye dek gördüğümüz en büyük ayak izi olmalı. Devasa büyük izler. Bence biz koca izler. Ayağı bulduk çocuklar. İzler en az bir haftalık. Tamam, yola devam edelim. Tamam. Bu arada bulutlar toplanmaya başlar. Sahili etkisini alan fırtına onlara doğru yaklaşmak üzeredir. Hava kötüleşmeye başladı. Bir saatten kısa bir süre içinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşer. Ve grup nehre vardığında yoğun bir kar yağışı başlar. Bu iş çok zor olacak. Şimdi bir ayağımı buraya koyuyorum. Büyük bir bölümü donmuş. Bir şey olmazsa tamamdır. Ama yine de geçişlerde zorluklar yaşayabiliriz. Yağan kar, nehrin üzerinde uzanan buz tabakalarındaki çatlakları gizleyerek yeni bir tehlike oluşturabilir. Su hemen hemen donma noktasında. Eğer suya düşerlerse 90 saniye içinde hipotermi başlayabilir. Biraz daha, biraz daha. Amerika'da her yıl 700 kişi hipotermiden ölüyor. Fırtınanın şiddeti arttıkça grup çok geçmeden beyaza bürünür. Görüş mesafesi 15 metre kadardır. Ve ne tarafa gideceklerine karar veremezler. Ben burada durmak istiyorum çocuklar. Baksanıza bizim amacımız peki nedir? Peki ama nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Sadece 55. yolu tahmin ediyorum. Ben şimdi sana 55 nerede söyleyeceğim. 55. yol sanırım bu taraf. Yani 55'e geldiğimizde ormanda kamp mı yapacağız? Ama bu çok tehlikeli. Her yer bembeyaz olduğunda böyle bir arazide sola ya da sağa dönmek çok kolay. Burada tek öğrendiğimiz bir yola gideceksin ve o evet. Yoldan ayrılmayacaksın. Jasmine'in yüzünü gördüğümüz tarafa doğru evet, gidiyoruz. Evet Jas, 70 yerine bu olabilir. Hadi buraya. Tamam. Evet, yani bu taraf. 70. Ne? Gördüğünüz gibi önümüzü göremiyoruz. Çok gerildim. Doğrusu bu durum beni korkutmaya başladı. Son birkaç saattir kardan ve birkaç dal parçasından başka bir şey göremedik. Ve her an kendimizi tehlikenin ortasında bulabiliriz. Değerli zamanlarını boşa harcıyorlar. Nehrin üzerinde her türlü tehlikeye açıklar. Karanlık basmadan önce ağaçlık alana varmalılar. Hadi ikinci defa yapalım. Önümüzü göremiyoruz. Icy Körfezi'nin derinliklerinde kar fırtınası şiddetini artırırken Jeff ve Elizabeth kara ve buza mahkum oluyor. Nasıl gidiyor? Doğrusu çok fazla ıslandım. Soğuk yüzünden olmalı. Evet. Güneşinden sadece 6 saat yararlanabileceğimiz gerçeğini düşünmek zorundayız. Şu anda bildiğiniz gibi yerde 15-20 santim kar var.
ve her yer beyaza büründü. Böylesine büyük bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğiniz zaman öyle arkanızı dönüp canınız istediğinde eve geri dönemiyorsunuz. Bu havada gerçekten de yolumuzu kaybederiz. Fırtına onları durdurmaya zorlar. Kamp kurarak kötü hava şartlarının geçmesini beklerler. Yolculuk boyunca hava şartlarının bizi çok zorlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden burada kamp kuracağız. Geceyi burada geçireceğiz. Bence yarın biraz daha gergin olacağız. Çitna Vadisi'nin 140 kilometre kuzeyinde aynı fırtına iç kesimlere doğru ilerlemeye başlar. Ve sanki öfkesini Tim, Alan ve Jasmine'in üzerine kusar. Saat sabahın 6'sı. Yaklaşık 12 saattir çadırın içindeyiz. Şu anda çadıra vuran şey yağmur sesimi bilmiyorum ama sanki bir şey çadırımızı dövüyor gibi. Bence yarın gün ışığına kadar beklememiz gerekecek. Ancak o zaman neler olduğunu anlayabiliriz. Böylesine kötü bir havada yolculuk etmenin bir anlamı yok. Bu durumda bekleyeceğiz. Yolculuğun 3 gün süreceğini düşünüyorlardı. Ama hava şartları şimdiden planlarını bozdu ve önlerinde gerçekten zorlu bölgeler var. Hawkins buzulunun tepesinin doğusundaysa Greg ve Bernice hala kulübelerinde. Ve işler pek de iyi değil. Bir işe yaramadı. Soğuk hava ve dışarıda dolaşan kurtlar yüzünden bu 3 metreye 6 metrelik alanda kapalı kaldılar. Ve sorunlar yaşamaya başladılar. Küçük bir kulübede olduğumuzu biliyorsun. İş bittikten sonra insanın canı burada dışarı çıkmak istemiyor. 4.30'da güneş batıyor ve hava hemen kararıyor. Biz de erkenden kulübeye giriyoruz ve çok uzun saatler boyunca burada oturuyoruz. Kapalı alandan sıkıldım. Anlam veremedikleri sesler duymaya başladılar. Hey, iyi misin? Ha? İyi misin? Bir ses duydum sanki. Sahi mi? Nerede? Korkudan ölüyordum. Nasıl bir sesti? Sanki dışarıda biri vardı. Bir şey göremiyorum tatlım. Yaklaşık 15 dakika önceydi. Peki nasıl bir sesti? Sanki biri geziniyordu. Sanki dışarıda biri bir şey taşıyordu. Kapıyı açıp bakmaya cesaret edemedim. Bence çok da iyi yapmışsın. Bilemiyorum yani vahşi doğada olmaktan dolayı mı yoksa sırf burada olduğumuzdan mıdır? Burada çok fazla enerji var yani burada bir sürü kayıp ruh var. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama gündüzleri bile kabus gördüğüme inanın. 22'liği getir. Tamam. ...140 kilometre güneyde ise Weiss ailesi yemeğe oturmak üzere. Daha önce balık tutma konusunda yakaladıkları başarı ve geyik yakalayamamaları... ...ailenin gereğinden fazla somon balığı yiyecek olmaları anlamına geliyor. Bugün ne yemek var baba? Sürpriz, somon balığı. Bu yemek odasında sürpriz bir yemekle karşılaşmak gibi. Somon artık bir sürpriz değil. Evet, hiç yememiştik. Evet, ben burada somon balığı yiyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bu ses gerçekten mide bulandırıcı. Tanrım... Koku mu? Evet. Bence kokusu ben güzel. Ben artık somon balığından sıkıldım. Geldiğimizden beri aynı şeyi yiyoruz. Başka et yiyemedik. Bir önceki yemekten kalan somon balığı yoksa kahvaltıda genelde yulaf yiyoruz. Umarım şimdi hazırladığı daha önceki somon böreğinden daha iyi. Bence somondan börek olmaz. Kızların her gün somon yemekten bıktığını biliyorum. Artık Jenny'nin midesi balık kaldırmıyor. Umarım çok büyük olmaz. Hey, bu konudan bahsetmeyelim. Somon sürprizinin içine kusmamı ister misin? Ama biliyorsunuz ki yemekte ne varsa onu yemek zorundayız. Somon midemi bulandırıyor, tamam mı? Kapa ama çeneni. Şikayet etmiyorum. Karla kaplı Çitna Vadisi'nde Tim, Alan ve Jasmine 3. günde çadırlarından dışarı çıktıklarında Hawkins buzulu yolunda 4. günün nasıl olacağını düşündüler. Daha yolun 3'te 1'ini gelmişlerdi. Doğrusu batıya doğru bakıyorum ve bir şey göremiyorum. Her yer sisle kaplı ve bu arada bizi koruyacak bir tür sığınağa benzer bir şey bulmayı umuyoruz. Bir ağaç grubu ya da kaya falan olabilir. Ne olursa. Ama ne yazık ki dün kendimizi bu nehir kanyonunun tam ortasında buluverdik. Bu gerçekten de korkunç. Fırtına biraz dinmesine rağmen bu üçlünün programını aksatmış ve bunun daha yeni farkına varmışlar. Şaka yapmıyorum. Buradan nasıl geçeceğiz? Evet, sanki kapana kısıldık. Evet. Dün yağan kar altında, daha önce düşündükleri gibi nehir vadisinin karşısına geçmek yerine yanlışlıkla aşağısına doğru yürümüşlerdi. O kadar çok korkuyorum ki. Şu anda her an kırılabilecek bir buz tabakasının üzerindeler.
Durduğumuz noktanın her iki tarafından da su akıyor. Yani kapana kısılmış durumdayız. Ve Tim elindeki bu sopayla üzerine basacağımız sağlam bir zemin bulmaya çalışıyor. Bunun altında su var ve biz hala üzerindeyiz. Devam edip nehrin karşısına geçmek zorundalar. Eşyalarımızı toplayalım ve yürümeye başlayalım. Bir kişi ileri gitsin, ben sola gideceğim. Ama buzun ne kadar kalın olduğunu anlamak zor. Yürüdükçe buz tabakasının yavaş yavaş kırıldığını hissediyorum. Yani sağlam gibi görünüyor ama aslında değil. Aslında bu suyun üzerinde duran bir buz tabakası. Buzun her an kırılabileceğini hissediyorsunuz. Hadi siz de buraya doğru gelin. İyi misin? Oo, sakın gelmeyin. Ah. O tarafa gelmeliyim. Çoraplarımın ıslanmaması beni şaşırttı. Çok şaşırdım. Tim! İyi misin? Ah, ah tanrım. Tamam, sakın karşıya geçmeyin. Tamam. Vay canına. Neredeyse kalp krizi geçirecektim. Nehri geçmek ve hayatta kalmaya çalışmak daha önce bana anlatılanlardan daha zordu. Ama bildiğiniz gibi bu yeni bir macera. Zaten macera da bu demek değil mi? Elbette ki zorlukları olacak. Şimdi yapmak istediğimiz tek şey karşı tarafa birini geçirmek. Karşı tarafa geçen kişi buz tabakasının üzerinde kendi gücüyle ayakta kalacak. Yani nehir onu alıp götüremeyecek. Hey, ben karşıya geçebilirim. Karşıya geçip buz tabakasına çıkabilirim. Üç arkadaşın sadece iki botu vardı. Karşıya önce Jasmine ve Alan geçecekti. Sonra içlerinden biri dönüp Tim'i ve çantaları alacaktı. Elimden geleni yapıp erken çıkmaya çalışacağım. Ama eğer başaramazsam sanırım şu ilerideki kıyıda çıkmayı başarabilirim. Cezi, su çok hızlı akıyor ve orada bir buz tabakası var. Hani nerede? İşte karşında, suyun ne kadar hızlı aktığına bak. Altındaki tabakayı gördün mü? Her an su seni buz tabakasından alacak. Böylesine hızlı akan dondurucu soğuk sularda hataya yer yok. Ben çıkmaya çalışırken altımdaki tabakanın bir bölümü kopup ayrılabilir. Bu yüzden ağırlığımı taşıyabilecek sağlam bir yer bulmalıyım. Bu arada botlar ve çantalarımız bizim için en önemli şeyler. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli olacağız. Akıntı göründüğünden daha güçlüydü ve ona yardım edecek kimse yoktu. Chitna Nehri 140 kilometre hızla akmaktadır. Bu hız, Jasmine'i nehrin aşağısına kadar sürükleyip orada mahsur bırakabilir. Akıntı var. Akıntı Jasmine'i sürüklemeye başlar. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Hadi. Hadi. Başardım. Başardım. Tim ve Alan izlemekten başka bir şey yapamıyor. Jas, dayan. Güzel, hadi. Hadi, evet, yapabilirsin. Evet, Jas, yapabilirsin, hadi. Hadi, şimdi hadi. Şimdi bottan suya düşeceksin. Biraz daha dayan. Hemen arkanda bir tabaka var. Sağlam gibi görünüyor. Tamam. Botu kaybetmeni istemiyorum. Her şey mahvolur yoksa. Güzel. Bir daha senden şüphelenmeyeceğim. Sıra Alan'da. Devam et. Orada akıntı çok güçlü. Haydi. Döndür. Şimdi bekle. Çok iyiydin. İyi hallettin. Şimdi Jasmine, Tim ve eşyalar için dönüyor. Döndür. Tamam. Akıntı var. Tim'i dondurucu soğukluktaki sudan ayıran geriye tek doğru, şey geriye birkaç doğru. Santimetrelik buzdu. Oldukça hızlı. Olduğun yerde kal. Lanet olsun, tamam. Tuttun mu? Kutuları atın. Bekle, sana yardım edeceğim. Buzun çok fazla kenarına gitmezsen bir sorun yok. Olamaz, kırıldı. Bir saniye bekle. Tamam, ben iyiyim, tamam. Devam et, tamam, güzel oldu. Şimdi uyandım sanki. Tanrım, korkunçtu. Kenara çok fazla yaklaşma. Gerçekten de çok iyiydin. Teşekkür ederim Tim. Kırılmadım. Tamam, çok hızlı hareket etme. Biliyorum, deniyorum ama lanet olsun. Lanet olsun. Yüzmeye hazır ol. Çantamı tutuyorum. Endişeye gerek yok. Tanrım, ıslanmaya başladım.
Çek beni, çek beni, ıslanıyorum. Şimdi de üç arkadaş yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Ve sonra Tim nehri geçer. Hava dönmeye başlamıştır. Ve eğer Jasmine kurulanmazsa elbiseleri birazdan buz olacak. Bu yolculukta başımızdan büyük işlere kalkıştık. Böyle şeylerin yanımıza yaklaşabileceğini düşünmemiştik. Şu ana kadar karşılaştığımız tehlikelerin buna değip değmeyeceğinden artık emin değilim. İyi misin? Devam etmemiz gerek, devam etmemiz gerek. Sonunda ağaçlık bölgeye varırlar. Buraya bir gün önce varmaları gerekirdi. Bu yüzden endişeliler. Düşündüğümden daha fazla yiyoruz ve bazı şeyleri yapmak düşündüğümüzden daha da uzun sürüyor. Elimizde kısıtlı yiyecek olduğundan dikkatli yememiz gerekiyor. Ah, bu akşam çok üşüdüm. Parmaklarımı hissetmiyorum. Ben acıktım. Üç arkadaş Alaska'nın kendilerine sunduğu zorluklarla savaşırken, diğer grup yolculuklarında biraz olsun daha rahatladılar. Merhaba. Bir anda insan sesleri duyduk. Yabancıların sesini. Merhaba. Elizabeth. Hawkins buzuluna yapılan yolculuğun üçüncü gününde Tim, Alan ve Jasmine düşündüklerinden daha az yol kat etmişlerdi. Ve kötü hava şartları onları yeniden yollarından alıkoymuştu. Ertesi gün yeni bir fırtına çıkar. İki grup da kötü hava şartlarıyla boğuşur. Yeni bir psikolojik çöküşün eşiğine gelen Weiss ailesi biraz eğlenmek için dışarı çıkar. Harika. Kardan adam yapalım mı? Tamam. Bugün tek yaptığımız şey oyun oynamak. Yani bugün dışarı çıktık ve kardan adam yapmaya başladık. Gerçekten çok eğleniyoruz. Uzun zamandır böyle şeyler yapmamıştın. Bu yüzden seni affediyorum. Hayır, biliyorsun ki ben hiç büyümedim. Alaska'ya gelip muhteşem bir macera yaşamak, bu hayatı boyunca yapmak istediği bir şeydi. Bu arada Dennis'in hayatında çok kritik bir noktada. Çünkü daha yeni emekli oldu. Ve bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Sanırım kendini hissetmesini sağlayacak bir şeylere ihtiyacı vardı. Kardan adamın büyüklüğü nasıl olsun? Burası büyük bir eyalet. Ondaki bu büyük değişikliği görmek çok güzel. Çünkü şimdi çok daha mutlu gibi. Şimdi sahil kenarına gidip biraz taş toplayalım. Kardan adamlarını tamamlamak için sahilde taş toplarken Dennis ve Jennifer bir sürprizle karşılaşır. Belki de bu burnudur. Merhaba. Birden insan sesi duymaya başladık. Yabancılardı. İyiyiz, iyiyiz. Nasılsınız? Jeff. Ben Özür dilerim, ıslahım. Merhaba. Elizabeth. Öncelikle merak ettiğim şey bu insanların nereden geldikleriydi. Çünkü Tanrı'nın bile unuttuğu bir yerde burası. Uzun bir yürüyüştü. Eminim çok yorgunsunuz ve üşüyorsunuz. İçeri girer misiniz? Isınmaları için onları davet ettik ve daha sonra içeri girdik ve konuşmaya Hava başladık. Hava hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika. Weiss ailesini bulabileceğimizden emin değildik ama gün boyu soğukta karın içinde yürüdükten sonra bu çok hoşumuza gitmişti. Kardan adama bakın ne kadar güzel. Merhaba. 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 Yeni insanlarla tanışmak, onların yaptıklarını öğrenip bizim deneyimlerimizle kıyaslamak gerçekten çok güzel. Tabii elimizdekileri paylaşmak da güzel. Burada biriyle bir şeyler paylaşma imkanı yok. Sıcak bir şeyler içmek ister misiniz? Sıcak çay, sıcak kahve. Evet, harika olur. Jenny kahve yapmak için harika bir sistem buldu. Evet, seni izliyoruz. Hadi göster bakalım. Tim, Alan ve Jasmine, Hawkins buzulundaki Greg ve Bernice'in kulübelerine 4 günde varmayı düşünüyorlardı. Ama 5. günündeydiler. Tekrar yapalım. 2. defa. Vadi ve çoğunluğu donmuş olan Chitna Nehri'ni geçmeyi başarmışlardı. Şimdi buzulun önündeydiler ve yolculuğun en zor, en tehlikeli bölümü artık başlamak üzereydi. Hawkins buzuluna yaptığımız yolculuğun 5. günündeyiz. Sonunda buzulun eteklerine varmayı başardık. Ne yazık ki burası sadece bir buzul değil. Burası aslında bir çakıl ocağı. Çok zor olacak. Artık bunu neden yapıyoruz? Bence hemen geri dönmeliyiz deme noktasındayım. Ama artık vazgeçemeyeceğimi biliyorum. Devam ettim. Şuna bakın. Artık hepsi gidecekleri yerin buzulun tepesinde bir yerde olduğunu biliyordu. Yükseltiye doğru yaklaşık 3 kilometre kadar enine doğru yürüyeceğiz. Ve bu yol sonunda bizi Bernice ve Greg'in kulübesine götürecek. Taşlar düşmek üzere. Basacak yer yok. Şaka yapmıyorum.
Hiç de kolay değildi. Durum nedir? Sonunu görebiliyor musun? Bulutlar dağıldı mı? Tamam, bulutlar kalktı ama sanki kum tepeciği gibi. Daha ileriyi görebilmem için iki kum tepeciğini ve buzulları geçmemiz gerekiyor. Destan gibi. Tırmanmakta oldukları kayalar toprağın üzerinde değildi. Derin yarıkların bulunduğu bir buz tabakasının üzerindeydi. ...41,5 yıllık hayatımda bu bölge şimdiye kadar karşılaştığım geçilmesi en zor bölge diyebilirim. Beni çok zorluyor. Üzerine basabileceğim bir kaya olduğunu düşünüyorsun ve basıyorsun ama güvenilir olmadığını anlıyorsun. Ayrıca sırtımızdaki 30 kiloluk çantalar da bizi fazlasıyla zorluyor. Bu bölgede acımasız şartlar altında 8 kilometre daha yürümek zorundalar. Ateyim, bana güzel bir haber ver. Daha çok yolumuz var mı? İyi misin? Evet, iyiyim. Emin misin? Evet. Yardım ister misin? Aman Tanrım. Çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Planlar yaptık. Tahminlerde bulunduk. Yola çıkmadan bazı tahminlerde bulunup konuşmak çok kolay. Günde 8 mil yol yürürsek 4 ya da 5 gün içinde varabiliriz gibi. Buraya gelmeden önce bana günde 14 mil yol yürüyeceksin deselerdi sorun olmaz derdim. Ama buraya geldiğinizde işler değişiyor. Bugün 5. günümüz. Sanırım bu durumda bizim Hawkins'e varmamız 7 gün sürecek. Aman Tanrım. Hawkins buzulunun tepesinde ise Greg ve Bernice bir arada kalabilmek için çabalıyorlar. Küçük kulübeleri sığınaktan çok bir hapishane gibi. Pekala. Bernice dışarıdayken onun etleri nasıl doğradığını gösteren videoyu izledim. Dışarıda etleri temizledi ama onu korkutmak istemiyorum. Biz buradayız. Şimdi ben kulübenin bir tarafındayım ve onun yatak odası da diğer tarafta. Bilemiyorum ama geçen gece bazı garip olaylar yaşadım. Gece uyandım ve kalktım. Birden yatağın ucunda birini gördüğümü sandım. Yaşlı bir kadın orada duruyordu. Zarar verecek birine benzemiyordu ama öyle garip bir şekilde durmuş bize bakıyordu ki... Bilemiyorum. Belki de o an rüya görüyordum ama o kadının varlığını hissettim. Ama onun yanında bir şey söylemek istemiyorum çünkü onu korkutmak istemiyorum. Hayalet lafından bile çok fazla korkar. Neyse. Sadece burada yaşadığım bir histi. Burada bir şeyler olduğunu paylaşmak istedim. Zarar verecek biri olduğunu zannetmiyorum ama inanın bana çok fazla korktum. Neyse tamam. Daha sonra tekrar konuşuruz. Icy Körfezi'nin hemen girişinde Jeff ve Elizabeth, Weiss'ların kulübesindeki lüksü kendilerinin kanvastan yapılmış çadırlarıyla kıyaslıyor. Nasıl balık tuttuğunu anlatsana. Her yer balık dolu. Kazanlardan birinde 26 kavanoz ve diğerinde de 19 kavanoz var. Anladığım kadarıyla çok fazla balık tutmuşlar. Daha birinci günden her yeri balıkla doldurmuşlar. Doğrusu kıskanmadım desem yalan olur. Bu kulübe gerçekten de büyük bir yer. Pencereleri, duvarları... İçeride bir tuvaletimiz bile var. İsterseniz sizi arka odayı bile gezdiririz. Gerçekten de güzel. Bu arada arka tarafa bir raf yaptım ve kulübenin içine de bir tuvalet. Anlıyorum. Pekala, yemek. Yaklaşık 140 kilometre kuzeyde, Greg ve Bernice dışarı çıkamadıkları için sıkıntıdan adeta patlıyorlar. Daha fazla bunalıma girmemek için bir şeylerle uğraşmaya karar veriyorlar. Sıkıntıdan kurtulmak için yaptığımız şeylerden biri de kısa film çekmek oldu. Buradaki hayatlarımızın kısa bir parodisi. Gerçekten de sürekli bir yerde kapalı kalmak insanın sinirlerini bozuyor. Böyle bir şey yapmamış olsaydık biz de kesinlikle bunalıma girerdik. Hey, şu anda koca bir hiçliğin tam ortasındayız. Tom, şu pilotu hatırlasana, ne demek istemişti? Buraya gelenlerden gerçekten sadece 10 kişi mi geri dönmeyi başarmış? Hey, sanırım bizi korkutmaya çalışıyordu. Burada tam 67 gün kaldık. Kabuslar yaşadık. Bu arada gece gördüğümüz kabuslardan bahsetmiyorum. Garip, ürkütücü şeylerden bahsediyorum. Bu yüzden insanların burada neler yaşadığımızı daha iyi anlayabilmeleri için bu kabusları filmde kesinlikle göstereceğim. Harry. Bu filmde Alaska'da başımızdan geçen gerçek olayları bulacaksınız.
Tom, çok kötüsün. Beni korkuttun. Ben de korktum. Ne oldu, sorun nedir? Bir ses duydum. Hayvanlar bizi korkutuyordu. Ve belki de, ne bileyim, vahşi doğanın ortasında gezen çılgın insanlar olabilirdi. Yani dışarıda neyin ya da kimin olduğunu asla bilemezsiniz. Ve bu yüzden ben pencereden dışarı bakmaya bile korkuyordum. Tom, ben bundan nefret ediyorum. Gitmek istiyorum. Burada daha ne kadar kalacağız? Sadece 2 hafta kaldı. Burası çok sıkıcı bir yer. Sen de sıkıcısın. Tom, ne yapıyorsun? Ne oldu canım? Kötü bir rüya gördüm. Bu kısa filmi yapmak aslında benim de kendimi kötü hissettiğim o anlardan kurtulmama yardımcı oldu. Ben bu durumda başa çıkabilecek kadar güçlü olduğumu düşünüyordum ama ne yazık ki ben de aynı korkunç rüyayı gördüm. Sen odun kesiyordun. Yani burada istediğin kadar odun kes, istediğin kadar oğlak ya, istediğin kadar su kenarında yürüyüş yap. Bunların hiçbiri yeterli olmuyor. Yani yapacak bir şeyler bulmak zorundasın. Ayrıca garip şeyler de oluyor. Ben de çok garip şeyler gördüm ve bir an delirdiğimi zannettim. İnan bana. Ben senin delirdiğini zannettim. Hawkins buzulundaysa Tim, Alan ve Jasmine buzul taştan kurtulmaya çabalıyorlar. Şuradaki ağaca varırsak harika olur çünkü orada yakacak odun bulabiliriz. Karanlık basmadan önce ağaçlık bölgeye varabilmek için hızlandılar. Şu anda en yakın ağaçlık bölge saatlerce ileride. Artık geri dönemeyecekleri bir noktadalar. Yorgunluk had safhada olsa da açlık ve ağrılar daha ön plana çıkıyor. Daha bitmedi mi? 2 saat sonra güneş batacak. Buzul taştan çıkamasalar bile geceyi burada geçirmek zorunda kalacaklar. Ve burada sıcaklık ani düşüşler yaşıyor. Ben burada uyumayacağım. Yakacak odun yok ve gece hava çok soğuk olacak. Bence şu anda başımız kesinlikle dertte diyebilirim. Zamanları daralmak üzere. Çok zordu. Düşündüğümden daha zor oldu. Kendilerini buzul taşta dondurucu gecenin ellerine bıraktılar. Ateş olmayınca gece çok zor geçecek. İşin daha da kötüsü, yiyecekleri neredeyse bitmişti. Yanımıza 12 günlük yiyecek almıştık. Dikkat ettiğimiz günlerde gereğinden biraz fazla, dikkat etmediğimiz günlerde ise aynı miktarda yediğimizi gördük. Ve ne yazık ki yanımızda çok fazla yiyeceğimiz kalmadı. Yiyeceğimiz bitmek üzere. Bizi uzun bir gece bekliyor. Gün ağarmaya başladığında grubumuz kulübeden 5 kilometre uzaktaydı. Suları bitmiş, yiyecekleri de bitmek üzereydi. Tim, ihtiyacım olursa da ilk yardım çantasını çıkaracağım. Dün gece hiç uyuyamadım. Korkunç gerçeğin farkına vardılar. Kulübeyi bulmak artık ölüm kalım meselesiydi. Aşağı mı iniyoruz? Yiyecek açısından tehlikeli bir noktadayız. Bugün yolculuğumuzun 6. günü. Biz 4 ya da 5 günde varacağımızı düşünüyorduk. Bu yüzden durum pek de iyi görünmüyor. Su içmeyeli belki de 24 saat oldu. Belki daha da fazla. Belki 48. Jason şurada kar yemesine bakılırsa durum hiç de iç açıcı değil. Hemen sonrasında daha fazla susuyorsunuz. Bu uzun süre devam ederse vücudumuz susuz kalabilir. Yani durum pek iyi değil. Kar yiyerek susuzluğunuzu gidermeniz imkansızdır. Çünkü kar suyun 10 katı bir hacme sahip. Vücudunuzdaki susuzluğu giderecek kadar çok kar yiyemiyorsunuz. Ayrıca kar yediğinizde vücut ısınız da düşüyor. Gerçekten çok yoruldum ve çok susadım. Ama güçlü olmaya çalışıyorum. Devam etmek için kendimi zorluyorum. Çok zor. Anlatmak çok zor. Bu daha önce yaşamadığım bir şey. Sadece yürüyoruz. Ayrıca yere düşünce ayağa kalkmak için çok fazla güç harcamanız gerekiyor. Greg ve Bernice'in kulübesinin yerini tam olarak bilmiyorlardı. Belki de yanından geçip gidebilir ve bu dondurucu ortamda kaybolabilirlerdi. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok fazla susadım. Ben de. Aç, susuz
ve acılar içinde kıvranan üçlü bazı sesler duymaya başladı. Tim, bir şey görebildin mi? Şarkı söylüyorlar. Aa, tanrım. Greg! Peki ne söylüyorlar? Aman tanrım, şimdi oturup ağlayacağım. Hangi şarkıyı söylüyorlar? Greg! Aa tanrım, onları şimdi duyuyorum. Ağlamaya başlayacağım. Evet, onları duyuyorum. Aman tanrım, sonunda kurtulduk. Aman tanrım. Biliyorum. Şimdi ben de ağlayacağım. Aman tanrım. Hadi dostum, yaklaşınca birlikte çalık atarız. Kulübeden hala kilometrelerce uzakta olduklarını bilmiyorlardı. Teşekkür ama ederim tanrım. Ama çok geçmeden beş duyularını sorgulamaya başladılar. Tim şarkıya benzer bir şey duyduğunu düşündü. Greg! Gelenlerin Burnes ve Greg olmalarını umut ediyorum. Çünkü Tanrı'nın unuttuğu bir yerde onlardan başka kimse olamaz. Aslında onun halüsinasyon gördüğünü düşünmüştüm ama sesleri ben de duydum. Burnes! Greg! Birine seslenip de bir şeyler duymayı beklediğiniz zaman komik oluyor. Bazen sesler duyuyorsunuz. İşte ben de şimdi böyle hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Ama çok uzaktayız. Sanırım ben duymak istediğim şeyi duydum. Bu kadar yakın olmak çok kötü. Nasılsın Alan? Gözünüzü benden ayırmayın çünkü ben birazdan kendimden geçeceğim. Dilimin sürçtüğünü hissediyor musunuz? Evet. Yakında kendimden geçeceğim. Greg! Icy Körfezi'nde Jeff ve Elizabeth geceyi Weiss'larla birlikte geçirirler. Ve ev sahipleri onlara çevreyi gezdirir. Hey! Bu harika bir şey. Dalgalar nasıl da büyük değil mi? Hey Jeffrey! Dikkat et, yaklaşık 30 dalgada bir çok yakına geliyor. Aa, peki. Sahil ve Alaska Körfezi gerçekten de muhteşem. Ve insan kendini... Yani... Biz aslında bu işi son noktaya kadar getirmeyi başardık ve kesinlikle bütün çabalarımıza değdi. Hey şu tahtalara bak. Elizabeth ve benim tarafımda bir sürü odun parçası vardı. Her tarafta kocaman odun parçaları, kocaman küçükler vardı. Eğer çadırımıza yakın olsaydık bu odunların hepsini teker teker keserdim. Kızakları yüklerdim ve çadırımıza kadar götürürdüm. Manzaranın bu kadar farklı olması çok güzel. Bulutların arasından geçip suya yansıyan güneş ışınlarına bak. Bazı zamanlarda güneş ışınlarının bulutların arasından geldiğini görürsün. Evet. Aynen Tanrı'nın ellerinin yeryüzüne uzanıp dokunması gibi. Burası gerçekten de büyüleyici bir yer. Benim için kiliseye gitmekten daha harika. Aslında ben burada oturup bu görüntüyü izleyerek evet, daha çok şey hissediyorum. Onlara odunlarımı göstermekten gurur duyuyorum. Çünkü bu gördüğünüz yer bizim yerimiz. Biz buraya genelde aklımızdaki sorulara bir cevap bulmak, okyanusun sesini dinlemek ve güneşin batışını izlemek için geliyoruz. İnanılmaz bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, evet, işte görmek için geldiğimiz artık şey. Geri dönebiliriz. Evet. Bu yolculuk sırasında çok çabaladık, çok acı çektik. Hatta kendimizi haftalarca aç kalmış gibi hissettik. Şimdi yiyecek bir şeylerimiz var ve Wise ailesinin bize gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için kendilerine gerçekten de minnettarız. Onların sayesinde bu kışı daha rahat geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Sırt çantan çok mu ağır? Hayır. Belki de bulutlar dağılır ve eve dönerken San Elias Dağı'nın muhteşem manzarasını görebiliriz. Bu harika olurdu. Karlarla kaplı Chitna Vadisi'nde Tim, Alan ve Jasmine... Greg ve Burnes'in kulübesine 4 günde varacaklarını düşündükleri yolculuğun 7. gününe gelmişlerdi. Hawkins buzuluna giden yolculuğumuzda 7. günümüz ve dün bundan bir ders aldık. Ağaçların altında yürürken çok yavaş hareket ettiğimizi gördük. Şu anda yapmayı düşündüğümüz şey buzul taşın arka tarafına geçmek ve oradan yolumuza devam etmek olacak. Aşağı ve karşıya mı? Geçmemiz gereken yeri görüyorsun değil mi? Şuradan geçeceğiz işte. Yiyecekleri bitmek üzere ve hiç suları kalmadı. Aman tanrım. Yorgunluktan ve susuzluktan ölmek üzereler. Çok kötü. Her bir adım büyük bir çaba gerektiriyor. Pekala, bu aşağı inmek için tek yol. Aa, hayır. Ah. Bazen gerçekten çok kötü. Ah, tehlikeli bir iş yaptık. Dizim şu anda o kadar çok ağrıyor ki. Caz, ne oldu? Jazzy.
Jesse, burada insan aklını kaybedebilir. Yani yardım çağırabileceğiniz birileri yok. Tek başınasınız. Bu arada bir tepeye çıktığınız zaman etrafınıza bakıyorsunuz. Çevreyi görmeye çalışıyorsunuz ve şuradaki yol gerçekten de iyi bir yola benziyor. Sanırım ben bu yoldan gideceğim diyorsunuz. O yolda ilerlemeye başladığınızda ise her şey sanki daha da büyükmüş gibi geliyor. Zirveler bir anda çok yüksek oluyor. Kolay dediğiniz yol zorlu bir yol haline dönüşüyor. Hangi yöne gideceklerinden emin değillerdi. Tek bildikleri kulübenin tepede olduğuydu. Bernice! Aslında insan birinden 2 ila 5 mil uzakta olduğunu bilince artık yaklaşmış gibi düşünüyor. Ama aslında burada bu düşünce geçerli değil. Evet, bence de yaklaştık. Sürekli olarak kendime yaklaştığımızı söyleyeceğim. Ama doğrusu emin değilim. Greg! Başınızı kaldırıp dağlara bakıyorsunuz. Muhteşem bir manzara. Kulübe o kadar küçük ki göremiyorsunuz. Sanırım bu en iyisi. Ama yanılıyor da olabilirim. Çoğu şeyde yanıldım. Bu yolculuğa çıkma konusunda da yanıldım. Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Evet. Hiç şüphe yok ki bunun hayatımda yaptığım en zor şey olduğunu söyleyebilirim. Herkesin yapabileceğini de sanmıyorum. Bizim burada yaptıklarımızı yaparken insanlar ölüyor. Şu anda aklımızı kaybetme ve susuzluktan ölme noktasındayız. Buzul taşta yukarı doğru tırmanmak aşağı doğru inmekten daha kolay. Düşünsenize, buzul taşın tepesine tırmanmamız 3 gün sürdü. Artık aşağı inmemiz kaç gün sürer düşünmek bile istemiyorum. Bence bu noktada bizim yaptığımız intihardan başka bir şey değil. Yani hayal ettiğimden daha fazla. Burada gözün alabildiğine her yer kum tepecikleriyle kaplı. Bunlardan başka çakıl ve kar da var. Buraya kadar nasıl gelebildik inanamıyorum. Tanrım. Daha devam edecek miyiz? Olamaz. 36 saat önce suları bitti. Susuzluk onları delirme noktasına getiriyor. Ah Tanrım. Duman kokusu alıyorum. Karşıya bak. Yukarı bir yol gidiyor. Artık etrafta izler görmeye başlıyoruz. Ağaçların arasında dumanın kokusunu takip ederek küçük kulübeye varırlar. Tanrı'ya şükür. Kulübeyi gördüğüm anda içimden koşmak geldi. İnanılmazdı. Çok zordu. Çok zordu. Artık karnımdan sesler geliyor. Açlıktan öldüm. Açlıktan ölüyorum. Tanrım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bu bizim grup mu? Tanrım. İnanamıyorum. Merhaba çocuklar. Yorgun görünüyorsun. Mahvolduk. Tanrım. Yaptığımız 7 günlük yolculuk sırasında hayatımızdan endişe etmediğimiz tek bir günümüz bile geçmedi. Donmuş tunduranın, donmuş nehirlerin üzerinden geçtik. Morenlere tırmandık. Hayır. Bu işe hiç kalkışmamalıydık. Doğanın bize daha ne gibi engeller çıkarabileceğini kim bilebilir ki? Ve bir süre sonra... Bu insanları gerçekten tanımıyoruz ama içeri girmeye çalışıyorlar. İki grup birleşirler. Siz gelmeden önce günde en az 2 kere yemek yiyorduk. Ama yiyecek bulmak zorundalar. Bernice, yakında seni mahvedeceğim. Bu arada diğerleri üzücü haberler ve yaşamı tehdit eden hastalıklarla boğuşuyor. Babam kanser ve şu an yoğun bakımda. Bayanlar, size bir şey söyleyeceğim. Hepsi de son sınırda. Ve hayatta kalmaya çalışıyorlar.